Sayın Müzeyyen Şevkin, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, sonda söyleyeceğimi başta söylemek istiyorum. Bu bütçe barınma sorununa çözüm getiren, doğa kaynaklı afetlere karşı halkın can ve mal güvenliğini sağlayan, çevrenin ve doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlayacak bir bütçe değildir kesinlikle. Sayın Bakan, TOKİ'den insanlara evler taahhüt ediyorsunuz. Olması gereken de bu elbette. Ancak şunu hatırlatalım. 2000 Elazığ, İzmir depremzedelerinden hala evlerini teslim alamayan vatandaşlar var. Sayın Bakan, Tunceli'de 3 kış geçmesine rağmen tek bir hak sahibine ev veya iş yeri teslim edilmemiş. Ülkemizde 24 kent, 110 ilçe, 500'ü aşkın mahalle ve köy doğrudan fay zonları üzerinde yer alıyor ve bu fay zonlarını tespit edip kentsel dönüşümle hala boşaltmamakta ısrar ediyorsunuz. Yüz binlerce mühendis düzeltiyorum, işsiz ne yazık ki bunlardan yararlanmıyorsunuz. Olası bir depremi haykırıyor bilim insanları. Milyonlarca insan yaşamını kaybedecek, ekonomi çökecek. Buna ilişkin ne yazık ki önlem değil, sadece beton lobilerine hizmet ediyorsunuz. 75 milyar dolar deprem vergisi için topladınız Sayın Bakan. Önleme dönük ne yaptınız? Buradan bir kez daha haykırıyoruz. 75 doların hesabını çatır çatır soracağız arkadaşlar. Evet, sevgili arkadaşlar, depremlerde, sel, heyelan gibi doğal afetlerde imar aflarınız, kentsel dönüşüm adı altında ranta dayalı yapılaşmanız, önlem almak yerine sadece yara sarmaya dönük politikalarınız, yeşili ve doğayla barışık olmayan tercihleriniz nedeniyle insanlar yaşamlarını yitirdi, yitirmeye devam ediyor. Biz sağlam zeminde, afet direnci yüksek, sağlam binalar yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Sayın Bakan, Ceyhan'da 10 gündür kirlilik nedeniyle arılar ölüyor, balıklar ölüyor. Buna ilişkin ne yaptınız Sayın Çevre Bakanı? Size soruyorum. Ceyhan'da 20 gündür bu afetle karşı karşıya. Nehirlerimiz kirleniyor arkadaşlar. Sularımız kirleniyor, içme sularımız kirleniyor. Buna dair ne yaptınız diye soruyoruz. Ama merak etmeyin, biz yapacağız arkadaşlar. Ekmeğini zifiri karanlıkta nasırlı elleriyle kazıyarak kazanan maden emekçileri, insani koşullarda çalışacakları, iş ve maden cinayetlerine kurban gitmeyecekleri bir Türkiye'de yaşayacaklar arkadaşlar. Bu mümkün. Hayatlarını içe saydığınız maden işçilerinin önünde saygıyla eğiliyoruz arkadaşlar. Emeklerini unutmuyoruz. Vahşi madenciliği değil, insanların sağlıklı yaşadığı madenlerin uç ürünlerinin bu ülke yararına tüketildiği, insan hayatının öncelendiği ulusal bir madenciliği biz çıkaracağız, başaracağız. Milletimizle beraber başaracağız arkadaşlar. Evet, öyle her kriz geldiğinde doğal gaz bulduk, petrol bulduk. Aldatmacalarıyla krizi unutturma ve umut tacirliği değil, yenilenebilir enerji kaynaklarının hayata geçirildiği, dışa bağımlılığın en aza indirildiği, doğayla barışık, ekolojik bir enerji politikasını biz oluşturacağız arkadaşlar. Evet, değerli milletvekilleri, her gün en az bir kadın hayatını yitiriyor kadın cinayetlerinde. Bunlar kaderi değil elbette kadınların. Hep bugüne kadar mazeret ürettiniz. Kadınların özgür, eşit, sağlıklı, yaşamsal garantisinin sunulduğu, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden hayata geçirildiği bir Türkiye'yi biz kurgulayacağız arkadaşlar. Evet. Değerli milletvekilleri, kadınlar boş tencerelerde su kaynatıyor. Çocuklar eve et, süt, peynir, yumurtaya çocuklar erişemiyorlar. Karnımı doyurmak için su içiyorum diyen çocuğun hala haykırışı kulaklarımızda arkadaşlar. Sayın Genel Başkanımızın hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek şiarıyla çıkardığı aile destekleri sigortasını biz hayata geçireceğiz arkadaşlar.
Evet, tarımda bitirdiğiniz çiftçiyi, ürün destekli, havza bazlı ekim ve planlı tarımı, pazarlama ve kooperatifleşmeyle yine ülkenin baş tacı konumuna biz getireceğiz. Gübre, mazot ve ilaca destekleri biz vereceğiz arkadaşlar. Tarımda ülkeyi Süper Lig'e çıkaracağız. Eğitime herkesin ulaşabileceği, fırsat eşitliğinin sağlandığı, barınma, beslenme sorunu çözüm... Tamamlayın sözlerinizi. Geleceğini başka ülkelerde değil, bu ülkede arayan gençlerin geleceğini biz garanti altına alacağız arkadaşlar. Evet, yasaklar, yoksulluk, yolsuzlukları bitireceğiz dediniz. Türkiye'de yürütme, yağma, ballı maaşlar ve yolsuzluğu adeta kurumsallaştırdınız. Yeniden adil, hakça bölüşen bir Türkiye'yi biz ayağa kaldıracağız arkadaşlar. Barış ve hoşgörü iklimini biz yaratacağız. 128 milyar doları arka kapıdan yok ettiğiniz 128 milyar doların hesabını çatır çatır sizden soracağız arkadaşlar. Evet, yepyeni herkesi ve her kesimi kucaklayan bir bütçeyi biz yapacağız. Sizi de tarihin karanlık sayfalarında yerinize alacaksınız. Bu son bütçeniz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.